Merhabalar arkadaşlar. Ben Gamze Hocanız. Matematik dersine problemler konusuna devam ediyoruz. Sayı problemlerinin son föyünü yapıyoruz diyebilirim. Son 12'li testlerine, sorularına bakıyorum. Şimdi tarife problemleri dediğim problemler, sorular üzerinde şöyle bir etkisi olan problemler. Belli bir sabiti var. Bu sabite ait sürekli bir artması olan problemler. Şimdi ben bir şeye para ödüyorsam, bu bir telefon olsun. Sabit olarak 20 lira ödüyorum. Artı üstüne şu kadar internete her başına işte bir miktar ödeme yapıyorum. İşte bu benim vereceğim son tutar. Hocam bunu soruya göre nasıl düzenleyeceğim? Şimdi sorunun içeriğine göre düzenleme yapacağım. Bir, taksimetre iki buçuk liradan açılmış. İki buçuk lirayı kesin ödeyeceğim. Üstüne ekleme yaparken nasıl bir ekleme yaptığını görmem lazım. Diyordu ki soruda her 100 metrede bir 0,8 sekiz lira yazıyor. Şimdi 200 metre gitsem bir virgül altı lira yazacak? Evet hocam hikaye şu mu? İki 100'e böldüm. Çıkan sayıyı 0.8 ile çarpacağım. Ne kadar yol gittiğimi bilmiyorum. X yol. Kime bölecekmişim? Yüze. Her böldüğümde 0.8 kuruş arttıracağım. Ve en sonu ödediğim para 14.5 liraymış. Bu. Hocam X'ler bir yerde sabitler bir yerde kalacak. Hadi gel sen sayı. Bu adam 2.5'tan çıkardığında geriye kalan 12 lira kalır mı? Kaldı hocam. Bu adam x 0 8 bölü 100 diye yazdım. Hocam şunu sıfırdan kurtarmak için bundan bir virgül ilerlerken buraya bir tane sıfır mı atmak demek? Evet. İçler dışlar yaptım. x çarpı 8 12 1 2 3 tane sıfır mı geldi? Şimdi dikkat. Hocam şu sayıyı 2'ye böleyim. 6000 2'ye böldüm 4. Hocam 2'ye böldüm 3000 2'ye böldüm 2. Devam ettim 2'ye böldüm 15 1500 x eşittir 1500 metre hocam metre ne ya 1000 me metre açısından mı götüreceğim 1 2 3 0 sildiğimde 1,5 kilometre ne yapmış bu arkadaş yol gitmiş ve olayı bitirmiş diyeceğim tamam mıyız İki buçuk kesim düdüğünü Sonrasında ona göre işlem yapacağım. Aldım sorumu. Bir lokantada iki menü alana tiyatro bileti hediyeymiş. İki menü alacağım. Tiyatro bileti hediye. Tiyatro bileti fiyatı. Menü fiyatından 4 lira fazla. Soru bu mu? Evet. 5 menü aldım. 2 menü alana bir tiyatro bileti bedavaydı. 5 arkadaş var. 5 menü aldıysa 5 tane menü parası verdim. 2 tiyatro bileti kazanmış, 3 bilet almışlardır. Şimdi 5 tane menü aldığı için dört tane de bir tane bilet bedavaydı. Pardon, iki tane de bir tane bilet bedava, 4 tane de 2 tane bir tane menü alsan hiçbir şey bedava olmuyor. 5 menünün parasını verdim. 2 tane bedava mı oldu? 3 tane de biletin parasını verdim. 3 bilet parası. İşte bunu verince 108 lira olmuş oldu. Bana tiyatro biletini soruyor. Hocam menü dediğin para menüye 4 lira eklendiğinde tiyatro bileti mi oluyor? Tiyatro bileti fiyatı menüden 4. O zaman dedim ki menüyü yalnız bırakayım. Hocam burası tiyatro eksi 4 mi olur? Menü dediğim yeri tiyatro eksi 4 diyeceğim. 5 tiyatro eksi 4 artı tiyatro buraya bilet yazmışım. 3 tiyatro eşittir 108. 5 tiyatro eksi 20 artı 3 tiyatro 108 mi? Hocam ikisini toplarsam 8 tiyatro. 20'yi buraya attım. 128. 128'i 8'e böldüm. 48 tiyatro eşittir. Kaç paraymış? 16 liraymış. Bana da zaten tiyatroyu mu soruyordu? Evet hocam 16'yı işaretledim ve olayımı bitirmiş oldum. Tamam. Aldım hocam sorumu. Diyor ki bir market 4 gazoz kapağı getirene bir gazoz bedava veriyormuş. Şimdi ilk olarak 600 tane gazoz parası veren Ahmet. 600. Al 600 mü? 60. 4 taneye bir gazoz vereceğim ya. 60 tanenin parasını verdim. 4 taneye 15 tane bedava mı aldım? 15 bedavayı almak demek. Üstüne 15 tane kapak mı almak demek hocam? 60 oldu bir tane de 15 oldu. Hadi bu 15'i de aldım. 4'e böldüm. 4 kere 3 12. Elimde 3 tane kapak kaldı. O 3 tane kapakla bir şey etmiyor. 3 tane de ayrıyetten tekrar ne almış aldım? Gazoz mu aldım? Hocam 3 tane dedik ya e ben 3 taneyi versem bir şey alabilirim. Yok hocam bunlar elimde kalanlar. İçtiklerim bunlar olacak o zaman. Biraz yırtıkmış kendisi 75. 3 tane de bunu ekledim. 78 tane arkadaş ne yapmış? gazoz içmiştir diyeceğim. Tamam mıyız? Tamam. Aldım hocam sorumu hemen. İki kişiden biri 40 karış ölçtüğü bir uzunluğu, diğeri 48 karış ölçüyor. Şimdi sana sorum. Birimizin karışları 40 tane ölçerken bir yeri 48 tane ölçüyorsa hangisinin eli daha büyüktür? Hocam 40 karış ölçenin eli maşallah fırıncı küreği gibidir. 48 karış ölçenin eli daha küçüktür ona göre. Tamam soruyu buna göre çalıştım. 40 karış 48 karış birinin karışı diğerinden 3 santim kısa olduğuna göre hocam arkadaşın karışı x bu arkadaşın karışı x artı 3 ula aynı duvar ölçüyoruz değişen bir şey var mı yok hocam hadi dağıtalım 40 x artı 120 48 x bunu buraya attım 120 eşittir 8 x her tarafı 8'e böldüm hocam x eşittir kaçmış 15 bana diyor ki kısa olduğuna göre ölçülen uzunluk hocam sistemden birini kullanacağım hangisi hoşuma giderse onu kullanacağım dedim ki şunu çarpmak daha kolayıma geldi nedense 48 çarpı 15 dedim ki 24 çarpı 2 çarpı 15 burası 30 mu oluyor 30 çarpı 24 burası da kaçmış 720 santimmiş ya da hocam 7,2 metre cinsinden yazsam da sonuç ne çıkacakmış aynı sonuç mantığında çıkacakmış tamam arkadaşlar şuralara tip yazım sorular tip soruları yani değişik soru tarzları yeni nesil mantıkla sorulan sorular burada onu götürmeye çalıştım alalım diyor ki 25 yapraklı bir defterin sayfaların önünü arkalı 50'ye kadar numaralanmış 1 2 3 4 5 falan yani önlü arkalı dediği şey de şu. Buraya 5 yazdım ya çevirdim. Bunun arkasına 6, 7, 8 diye gittim. Soruyu böyle düşüneceğim. Arda arda gelen iki yaprağı yırttığında. Yapraklardan biri x. Biri x artı 1. Diğeri x artı 2. Diğeri de x artı 3. Aha da 4 tane yaprak oldu. Diyor ki yırttığında Sayılar toplamı buymuş. Hocam şunu düşüneceğim. İlk düşüneceğim şey. Yırtılmasaydı ne olurdu? Birden 50'ye kadar olan sayılar toplamıydı. Formül gelsin. Hocam birden 50'ye kadar olan sayılar toplamı. N çarpı N artı 1 bölü 2. Bu adamı yazdım. 25 mi oldu? O da 1200 eğer yanlış hesaplamadıysam 75 mi olacak? Şimdi dikkat. Bu benim sorum. Yani 1275 olması gereken. Yırtıklarımı içinden çıkaracağım. Hadi çıkaralım. 1275 içinden çıkartırsam 1, 2, 3, 4. 4 tane x. 3 artı 5. Bunun içinden çıkardım hocam. 5 mi? Bence 6. 4, 2 daha 6. O çıkardığımda da sonuç kaça eşit olacakmış? 1161'e. Hocam bu sayıları buraya bunu buraya atalım. 1275 eksi 1161 eşit olmalı 4x artı 6 ya. Hocam şundan şunu çıkartırsam 4. Burası da kaç olacak? 6'dan 6 gitti. 0. Burası da 104. Bu 6'yı da buraya attım. Eksi 6 eşittir 4x. 14'ten çıkartırsam burası 98 eksi kaç olacakmış? 4x mi olacakmış? 14'ten çıkardık. Evet. İşlemsel bir sıkıntı mı yaptık? Evet. Bir sıkıntı yaptık. 1275'ten 1161'i çıkartalım. 4. Bence 114 daha doğruymuş. 6'yı çıkardım. O adam da kaça eşitmiş? 108. X eşittir. 2'ye böldüm. 52. 2, 54. 2'ye böldüm. Kaçmış? 20. 7'ymiş. Hocam bana sordu küçük sayfa. Yani 27, 28, 29, 30'muş. Küçük olan hangisi? 27'yi sormuş. 27'nin işaretlemesini yaptım ve geçtim. Tamam. Aldım hocam sorumun Yeni dikilen bir ağaç fidanı boyu ölçüme göre 20 santim fazla olduğuna göre. 5. yılın sonunda 150'ymiş boyu. Hı hı. Hocam dedim ki 1. yıl, 2. 3. 4. 5. yıl. 5. yılın sonunda 150 santimmiş. O zaman geçen sene 20 daha uzadığına göre burası 20 çıkarılmış hali 30 mu olur? Bu da 20 çıkarılmış hali 110 mu olur? 3. yılın sonundaki boyu bulduk işte hocam. 110 santimmiş deyip olayı bitireceğim. Bunu sormuş. Çünkü 20-20 şeklinde artıyor diye olayı bitirdim. Diyor ki bir manavdaki tartı bir bozuk bir de normali var. Dedim ki gerçekte olan zamanı bir de ne olan zaman olacak? Hatalı olan. Hocam hayat ikiye ayrılır. Gerçekler ve hatalar. Ona göre düzenleyeceğim. Diyor ki gerçekte 1000 gram ama 950 gibi ölçüyor. Şimdi hatalı tartıda 19 TL olan gerçekte ne olur? Soru buna döndü. Mantığı buymuş. Yapalım hocam. İçler dışlar çarpımı yaparsam 19 çarpı 1000 gram eşit olmalı 950 çarpı soru işareti. Hocam bir sıfır bundan bir sıfır bundan. 19'u buna böldüm 5. Bunu da buna böldüm. Soru işareti eşittir kaçmış? 20 TL. Gerçekte fiyatı ne kadarmış? 20 TL deyip olayı tamamlayacakmış. Tamam mıyız? Anladım hocam sorum. Devam edelim. Başka ne söylüyormuş kendisi? Bir kütüphanede kendinden ödünç alınan 20 kitap 15 günlük süreyi aşanlar için şimdi neymiş? Dergi var. Bir tane de kitap var. Dergiler 20 günden sonra para cezası veriyormuş. Kitaplar 15 günden sonra veriyormuş. Dergi başına 1 lira, kitap başına 0.5 lira günlük ceza veriliyormuş. Tamam. Bir kitap ve bir dergi için 16 lira ödemiş. Şimdi aldık, aynı gün aldık. Şimdi dergiyi dergiden dolayı 20 günde verirse kitaptan 5 lira fazla yiyeceğim. Yani bundan x lira fazladan para yerken bundan x artı 5 gün cinsinden fazladan para yiyeceğim. Bunu 1 ile çarparken bence kolay olsun 0.5 dediğim 1 bölü 2 ile çarpacağım. Ve total kaça eşit olacakmış? 16 liraya. Hadi çalışalım x. Artı x bölü 2. Burası da kaçmış? 5 bölü 2 eşit olmalıdır 16. Hocam şurayı çalışırsam ben. 3x bölü 2 mi olur? Eşit olmalı. Şu adam 2,5 çıkarırsa 2,5 çıkardığında 13,5 mi olur? O da kaç olması lazım? 13,5 olabilmesi için. 27 mi olması lazım? Yazdım hocam. 27 bölü 2 oldu. İkiler birbirini götürdü mü? x eşittir kaçmış? 9'muş. Sakın cevabı 9 yapma. Kaç gün gecikti? Ha? Geciken süre 9 gün ama kime göre neye göre? Ne kadar süre sonra teslim etsek daha doğru olur. Ben soruyu 20'ye göre düşünmüştüm. Ve 20'den ekleme yapmıştım. Birine x, birine x artı 5. O zaman 20 kesin vermeyeceğim. Bir de dokuz vermeyeceğim. Totalde 29 gün sonra teslim etmiş olacağım. Tamam. Alım hocam sorumu. Diyor ki Aslı var, Gamze var, Halil var. Tavla maçı yapıyorlar. Evet Aslı'ya Aslı yazdım. Gamze, Halil. Diyor ki en az maçı yapan Aslı ve 9. En çok maçı yapan bu adam Gamze ve Halil kaç maç yapmıştır? Şimdi mantık şunu istiyor. Halil 9 maç yapamaz. Halil 12 maç da yapamaz ya 10 olacak ya 11 olacak. Bu iki seçenek arasında kalman lazım. Tamam mı hocam? O zaman her zaman şu hareketi yap. Tek olan sayıdan maşa. Aslı 4 ile 5 yapsın. 5 tanesini Gamze ile. Neden? Çünkü Halil az yapması gerekiyor ya. 4 tanesini de Halil ile yapsın. Şimdi, şimdi Gamze'ye gel. Hocam. Gamze 5 tanesini Aslı'yla yapıyorsa eğer toplam 12 tane yapacak ya 7 tanesinde kesinlikle Halil'le mi yapması lazım? E Gamze kendi kendine yapmıyor ya Halil'le yapıyor. Halil'le yazdık 7. Abi Halil bir 4 maç yapmıştı. Bir de 7 maç. Totalde Halil 11 maç mı yaptı? Gerçekten de Aslı'dan fazla Gamze'den az maç mı yaptı? O zaman 10 değil cevap kaçmış? 11 şeklinde tamamlanacakmış. Oldu mu? Hadi devam edelim. Diyordu ki hocam. Bir traktörün tekerleğinden falan bahsetmiş. Şimdi hatırla bir geçmiş konuyu. Hocam tekerleklerler varsa tekerlekler o ne be? Sonra dedik ki çarklar varsa yani dönme mantığında bir soru varsa. Bir yapmam gereken şey yarı çapla, yarı çapla tur ters orantılı der ki eğer bir tane büyük bir şeyim varsa ve bunda bir çevirme yapıyorsam bunun bir tur atması bunun ondan daha çok tur atması lazım. Düşünsene bu bunu döndürüyorsa bu deli fır dönecek. Burası ona göre daha yavaş mı dönmesi lazım? Bu bir. Sistemi hep buna göre çalışacağım. Evet fizikte öğrenmişsinizdir. Bir tane formül vardı. M1 çarpı R1 eşittir. N2 çarpı R2 der ki tur sayısıyla yarı çapı çarparsam ve ikisi çarpımında olduğu için ters orantılır. Hiç gerek yok. Biz ters orantıyı bilelim yeter. Traktörün büyük tekerleğinin yarı çapı büyük. Bu da küçük tekerleğinin yarı çapı. Bit. Büyük tekerleğinin yarı çapı küçüğünün 3 katıymış. Hocam tur sayısı ters orantılı. Yani küçük 3 turu yaparken x diyelim. Bu sadece x tur yapacak. Totalde ikisi 4 x tur yapacak. O da kime eşitmiş? 120'ye. x eşittir kaçmış? 30. Şimdi şunu dinle. Küçük olan daha Tur mu yapması lazım? Zaten tur sayım kaçtı? 3x'i. 30 çarpı 3. Sonuç kaç olacakmış? Sevgili küçük 90 tur yapacakmış. Sorularda sadece aman bu temel kavram mantığı, şu mantığı ayrı ayrı düşünme. Geçmişte öğrendiğim bütün konuları problem üzerine harmanlama yapabilirsin. ve Size oran orantıyla ilgili şunu demiştim. Oran orantıyı anlarsan sen zaten problemin büyük bir kısmını hallettin. Oran orantıda öğrendiğim doğru orantı mantığıyla yüzde problemlerini yapacağım. Oran orantıyla öğrendiğim ters orantı mantığıyla işçi problemi, havuz problemi yapacağım. Yani her şeyin başı oran orantıdan gelmiş olacak. Tamam mıyız? Hadi bakalım aldım. Feci'ye aldım. Diyor ki 16 takımın takıl, e, katıldığı bir turnuvada çok standart tipik çıkan sorulardan bu da bir futbol turnuvasına her takım birbiriyle karşılaşmıştır. Tamam hocam herkes birbiriyle karşılaşacaksa ben tıpkı bir tokalaşma mantığı için kendi kendime tokalaşmam. Tokalaşıyorsam bir sıkıntı var demektir. Ben tokalaşmayı yani futbol takımıyla maç yapmayı da kendi kendime yapmayacağım. Kendi kendime maç yapmıyorsam o zaman ne yapmam lazım? Ben hariç herkesle maç yapacağım. Birinci kişi ya da birinci takım 15 tane takımla maç yapar. İkinci takım kendisiyle de değil diğerleriyle yapacak. 14 tane Bula bula bula. Bunlar da birbirini yapacak. Yani sayı 1'den 15'e kadar olan sayılarla yapılacak. Yani bu kadar maç yapılmış. 1'den 15'e kadar sayılar toplamı 15 çarpı 16 bölü 2. Sadeleştirdim 8. 8 kere 5 40. 120 maçım var. Her maç için kaç hakeme ihtiyaç var? 5 hakem. 120 maç çarpı 5 hakem ihtiyacı var. Sakın işlemi yapma. Her maçta da 6 hakem. E ben toplam hakem yer sayısını hakeme bölersem kişi başı ne kadar e, maç düştüğünü anlayacağım. O zaman böldüm 6, sadeleştirdim 20. Hakem başına kaç maç düşecekmiş? 100 maç düşecekmiş. Tamam çok sık çıkan sık çıkan denemelerde standart sorulardan karıştırılıyor. Mantık şuradan giriyor. Kombinasyon falan istemiyorum. Bazıları kombinasyona gerek yok. Kendi kendime maç yapabilirim, yapamam. Bitti. Ben hariç 15 kişiyle. İkinci kişi kendi hariç 14 kişiyle. 3. kişi kendi hariç diğer 14 kişi, yani 13 kişiyle azalarak gidiyor. Çünkü ben az önce onunla maç yaptım ya onun tekrar benimle maç yapmasına ihtiyacım yok mantığıyla bakıyor. Tamam? O zaman işlem burada son bulmuştur diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.